figured out. So while Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Derioğlu. Bu tutkal, bu da fırtça. Bu ne? Bu da şöyle mangalları yerledikleri, ne diyorlar buna? Faraş mı diyorlar? Spatula mı diyorlar? Ondan. Bu da duvar kağıdı. Krem rengi bir duvar kağıdı aldım. Gördüğünüz gibi duvarım beyaz. Bu videolarda yansıdığını hissettim. Daha önce ben buraya tuğla desenli bir bez asmıştım. Onunla burayı boğduğunu hissettim. Yani ufak bir yer olduğu için. Bir de bizim videolarda ışığa ihtiyacımız olduğu için böyle açık bir renk seçmek zorunda kaldım. En azından mekan biraz daha aydınlık olsun. Çünkü video çekerken ışığa devamlı ihtiyacımız oluyor. Bunu ilk defa yapacağım hayatımda. Hiç duvar kağıdı yapmamıştım. Bakalım becerebilecek miyiz? Şöyle bir boya fırçası lazım. Bunun dışında bir kovaya 5 litre su koyuyoruz. Şöyle duvar kağıdı yapıştırmak için nalburlarda satılan 1 kilo tutkal var. Toz tutkal, aynen Hindistan cevizi kıvamında bir toz. Yaklaşık yarısından fazlasını bu suya dökerek karıştırıyorsunuz. Böyle bir odunla veya varsa elinizde kullanmadığınız çırpma teliyle de güzel olur. Jöle kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz. 3-4 saat bekletiyoruz. Hemen tutkalı yapar yapmaz duvara sürmeyelim, yani kağıda sürmeyelim. Biraz özleşmesi lazım. Duvar ölçüsünü nasıl alıyoruz arkadaşlar? Duvarımızı üstten ve yandan ölçüyoruz. Bizim duvar 2.20'ye 3 metre. Hesapladığımız zaman 7 metreye tekabül ediyor. Yani kağıt alırken duvarınızın açılarını, enini, boyunu ikisini çarptığınız zaman, 3 ile 2.20'yi çarptığınız zaman çıkan metraj sizin duvarınızın metresi oluyor. Onu karşı tarafa, kağıt aldığınız tarafa bildirdiğiniz zaman kağıt alırken de biraz fazla almanızda fayda var. Şimdi gelin bu kağıtları öncelikle ölçelim. Bizim duvara bununla 4 adet yan yana koyuyoruz. Şöyle bir 20 santim de artıyor. Onu da başka bir kağıttan kesip oraya koyacağız. Ve şimdi gelin uygulamaya başlayalım. Bakalım acemi, hayatında ilk defa duvar kağıdı yapan birisi nasıl duvar kağıdı yapıyormuş. İzleyelim ve görelim. Videoyu izlemeye geçmeden önce videomuzu like atıp paylaşmayı unutmayalım. Kağıdımızı yere serdik. Altına gördüğünüz gibi plastik naylon serdik. Sermeniz lazım, yoksa parkenizi batırırsınız. Daha sonra fırçamızı böyle kağıdımızın üzerine, köşelerine, yanlarına, her tarafına eşit bir şekilde tutkal gelecek şekilde sürüyoruz. Hiç boş yer kalmamalı. Aynı tutkaldan duvara da süreceğim biraz. Daha güzel olacak. Yani hem kağıda hem de duvara sürmüş olacağız. Şu kenarları, özellikle kenar kısımlarına iyice sürmek lazım. Kuru kalmaması lazım kağıdımızı. Aksi takdirde yapışma olmayacaktır düzgün. İyice kağıda yediriyoruz tutkalımızı. Ben çok biliyorum ya, size de tarif edeyim arkadaşlar. Hayatımda ilk defa kağıt yapıyorum. Bakalım becerebilecek miyiz? Şimdi bunun katlamasını nasıl yapacağız? En önemli etken orası. Şurada 10 santim içeriye doğru katlıyoruz. Ve bırakıyoruz. Bu şekilde. Bu baştan alıyoruz kağıdımızı. Geliyoruz. Bu katladığımız yerle birleştiriyoruz. Kullanıma hazır. Bunu götürüp duvara biraz sonra yapıştırabiliriz. Diğer bütün kağıtlarda bu şekilde katladıktan sonra işimiz daha kolay olacaktır. Yani tek tek yapıp yapıştırmayacağız. Tümünü böyle tutkalladıktan sonra işçiliğe öyle başlarsak daha kolay olacak işimiz. Son parçamızı da tutkalladık. Şimdi gelin duvarı tutkallayalım ve kağıtlarımızı yapıştırmaya başlayalım. Şimdi kağıtlarımıza yapıştırıcıyı sürdük. Kalan yapıştırıcıyı da duvara sürelim. Daha sağlam olacaktır. Burada fırçayla aynı badana yapar gibi tutkalımızı, kağıtları, vuracağımız alanların hepsini burada katladığımız kağıdın alt kısmında 10 santim bıraktığımız kısım alta gelecek şekilde yukarıdan duvara yapıştırmaya başlayacağız. Duvarın en üst kısmından sıfırlayarak aşağı doğru sarkıyoruz kağıdımızı. Kağıdımız aşağı yukarı bir bölümü hazır arkadaşlar. Şimdi bu spatula ile aşağıya doğru hafiften, çok kağıda zarar vermeden, boşluk kısımlarını alıyoruz. Şöyle bir kuru bez kullanarak da kağıdımızın üst kısmından aşağıya doğru silmenizi tavsiye ediyorum. Bu iyice baloncuklarını düzeltiyor çünkü. Şöyle üstten aşağıya doğru bez ile de silebilirsiniz.
kağıdın duvara iyice kaynaşmasını sağlayacak bu durumda bu bez bizim. Birinci kağıdımız tamam arkadaşlar. Şimdi sıra geldi ikinci kağıdımıza. Burada kağıdı yapıştırırken tam sıfırlamayalım. Biraz şöyle 1 santim kağıdın üzerine gelirse daha iyi olur. Yani yan yana getirmeyelim, sıfırlamayalım. Ne yapıyorduk? Kağıdımızın alt kısmında kalan katliri aşağıya getirerek üst kısmından yukarıdan salıyoruz aşağıya kağıdımızı. Üzerine gelecek aralığı ayarlamamız gerekiyor. Fazla üstüne gelmemesi gerekiyor. 1 santimi geçmemesi lazım buradan. Burada düz olduğuna emin olduktan sonra spatula ile gerçekten. Yaklaşık en son badanayı ne zaman yapmıştım? Net bilgisayar yapmıştım. Bir 10 seneyi geçirdi yani. 10 seneden fazla oldu. Zormuş yani bu işler. Onu anlamış oldum. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Duvarı baştan da söylediğim gibi nasıl yapıyoruz? Enini ölçüyoruz. 3 metre. Yüksekliği 2.40. Yani 2.40'ı 3 metreye çarptığımız zaman çıkan rakam bizim duvar kağıdının ölçülerine geliyor. Ben aslında baştan bu duvarı düşünmüştüm. Sadece burayı yaparım diye düşünmüştüm. 2 rulo kağıt söyledik. Çünkü 1 ruloda 5 metre var. Yetmiyor duvara. Rulodan biraz arttığını düşündüm. Şu karşı duvara da yani televizyonun olduğu duvara da kağıt yapmaya karar verdim. 1 kağıtlık boş kaldı. 1 rulo daha söylemek istiyorum. Yani o boş kısmı da kağıt yapmak istiyorum. Keşke 1 rulo daha fazladan almış olsaydık. Neyse önemli değil. En azından dinleniriz. Daha sonra orayı da yaparız. Boşunuza gittiyse yorumlarda zaten yazarsınız. Ona göre biz de iyi bir seçim yapmış mıyız, yapmamış mıyız onu görürüz. Böylelikle kanalımızın ilginç bir videosu daha oldu. Daha önce bildiğiniz üzere işte vantilatör nasıl takılır, televizyon duvara nasıl asılır, klima nasıl temizlenir, buna benzer birkaç videom var. Bu da onlardan birisi oldu. Umarım bir yerlerde işinize yarar ama gerçekten bu işi yapmadan önce iyice düşünün. Fazla bir beceriniz yoksa fazla da kolay bir şey değil. Çağıracaksınız bir usta, vereceksiniz yevmesini, bu işi yaptıracaksınız diyerekten bu videonun da sonuna geldik. Videolarımızı ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz, like atıyoruz ki kanalımızı biraz yukarılara taşıyalım bu durumda. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.